Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Infinix Note 30'u inceleyeceğiz. Bakalım bu cihaz bizlere neler sunuyor. Evet, biliyorsunuz son dönemde ülkemizdeki Çinli üretici sayısında bir artış yaşanıyor ki Infinix de bunlardan biri, yani ülkemize yeni adım atan modellerden biri. Aslında 2 seneye yakın oldu fakat hani çok fazla model satışa sunmadıkları için Infinix ismini şimdiye kadar duymamış olabilirsiniz arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl 2 farklı model vardı. Bu yıl ise Note 30 geldi. Note 30 yine tasarım olarak güzel, şık bir cihaz. Bunu size hemen baştan belirtebilirim arkadaşlar. Cihazı elinize aldığınız zaman tutuş hissiyatı vesaire gerçekten güzel. Arkada gördüğünüz gibi 3 tane ana kameramız mevcut ve bir tane de flash ışığı yine kamera gibi bir yuvarlak içine alınmış. Ve bu gerçekten hoş duruyor ve biraz daha farklı. Şurada bir kamera adacığı var gibi ama herhangi bir çıkıntı yok arkadaşlar. Burası düz, yani bunu sizlere belirtebilirim. Yani tasarım anlamında telefonun duruşu benim hoşuma gitti. Yine kare hatlar biliyorsunuz son dönemde çok fazla popüler olmaya başladı. Hatta şu aralar oval telefon çıkmaya diyebiliriz. Hemen hemen bütün telefonlarda bu kare hatları görmeye başladık. Infinix Note 30'da olduğu gibi. Cihazın alt kısmına baktığımızda bir adet tip C ve hemen yanında da kulaklık girişi görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu aklınıza şu soruyu getirebilir. Ya kulaklık jack'ı var mı? Var ama hani acaba kutunun içerisinden bir kulaklık çıkıyor mu? Hemen birlikte bakalım arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açalım. Hop. Kutumuzu açtıktan sonra size kutu içeriğini hemen gösteriyorum. Şöyle bir kılıfımız var. Bakın göstereyim hemen. Yani ekstradan bir kılıf almanıza gerek yok. Burada Sound by JBL yazıyor. Telefonun ses kısmında JBL'den destek alındığını zaten söyleyeceğiz sizlere. Şurada bir adet şarjımız var arkadaşlar. Yani şarj adaptörü yine telefonun içerisinden geliyor. 45 wattlık bir şarj adaptörümüz mevcut. Bu arada kafanız karışmasın. Bu girişler yabancı girişi ama telefon bize test telefonu geldiği için bu şekilde. Yani siz normalde bunu gidip mağazadan aldığınızda tabii ki böyle bir şarj girişi olmayacak. Şurada tip C kablomuz mevcut arkadaşlar. Ve tabii ki de burada bir adet kulaklığımız geliyor. Bu şu açıdan önemli. Hani artık günümüzde biliyorsunuz kutudan çıkan tek şey şu arkadaşlar. Şarj kablosu. Yani adaptör bile koymuyor üreticiler. Dolayısıyla bu noktada Infinix'in hani hem kılıf koyması hem şarj adaptörü koyması, bunlara ek olarak bir de kulaklığa yer vermesi gerçekten hoş olmuş. Yani ben bunu takdir ettim. Çünkü artık az önce de belirttiğim gibi sadece şarj kablosunu koyuyorlar içerisine. Dolayısıyla bu da kullanıcıları biraz üzüyor arkadaşlar. Kalkıyorsunuz, yani ufak bir servet ödüyorsunuz. Tamam, belki yurt dışında bu telefonlar çok pahalı değil. Asgari ücretin 4'te 5'te 1'iyle insanlar bunları alabiliyor. Ama Türkiye'de böyle değil. Hala normal orta segment bir telefon almak için bile bizim asgari ücretin çok daha üzerinde para vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar çok para verince de insan içerisinden ya diyor bir şarj aleti çıksın, bir kulaklık çıksın diyor. Bir de ben bunlara kalkıp ayrıyetten para vermeyeyim diye geçiyorlar işlerinden. Evet, telefonumuzun tasarımı genel olarak güzel arkadaşlar. Ön tarafta yine delikli ekran tasarımıyla gelen bir cihazdan bahsediyoruz ve bu yani genele göre çok şık diyebilirim. Üst ve yan çerçeveler hemen hemen aynı boyutlarda. Çok kalın değil, çok ince de değil. Yani böyle yok kıvamında değil. Alt çerçeve bir tık daha kalın ama gözü fazla rahatsız etmiyor. Biliyorsunuz bazı cihazlarda alt çerçeveyi o kadar kalın yapıyorlar ki arkadaşlar. Hani telefonun bu alt kısmına tuş sığdırsanız sığdırırsınız. Ama Infinix Note 30'da böyle bir durum söz konusu değil. Üst ve yan çerçevelere göre bir tık daha kalın bir alt çerçeveyle karşı karşıyayız. Telefonun ekranından biraz bahsetmek istiyorum. Burada IPS LCD bir panele yer verilmiş arkadaşlar. Bu panel 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip ve maksimum parlaklığı da 580 nits. 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ve ekranın gövdeye oranı da yaklaşık olarak %84.5. Bunun son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ekran çözünürlüğümüz ise 1800x2460 piksel. Merak edenler için piksel derinliğini de söyleyeyim. Bu telefonun piksel derinliği arkadaşlar 396 ppi. Genel olarak ekran iyi fakat bu noktada
Tek hani eksi diyebileceğim şey IPS LCD olması. Artık günümüzde arkadaşlar biliyorsunuz pek çok cihazda, pek çok modelde AMOLED ekrana geçildi ya da OLED ekrana geçildi. Dolayısıyla burada IPS LCD ekran ayar verilmesi biraz bizi şaşırttı. IPS LCD olduğu için parmak izi okuyucusu burada power tuşunun üzerine yerleştirilmiş. Biliyorsunuz IPS LCD ekranlarda ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisi henüz hayatımıza girmiş değil. Bu teknoloji sadece OLED, AMOLED ekranlarda mevcut şimdilik. Dolayısıyla IPS LCD panele yer verildiği için dediğim gibi parmak izi okuyucusu cihazın yan tarafına konumlandırmış durumda. Tabii ki IPS LCD olmasının artı yönleri de var. Nedir? Ekranı kırdığınızda çok daha ucuza değiştirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir artı. Bu arada ekran korumadan bahsetmişken şunu da belirteyim sizlere. Telefonu ilk açtığınızda ekranın üzerinde bir koruyucu var. İnce de olsa. Yani çok kalın bir koruyucu değil ama çiziklere karşı vesaire koruyordur muhtemelen. Evet, genel itibariyle telefonumuzun tasarımı bu şekildeydi. Şimdi gelelim teknik özelliklere arkadaşlar. Zaten telefonun kutusunu elinize aldığınızda aslında pek çok teknik özelliği bu noktada öğrenebiliyorsunuz. Direkt olarak burada yine Sound by JBL logosu mevcut. Yani telefonda bulunan çift hoparlörde JBL imzası var ki gerçekten ses kalitesinin hani rakiplerine oranla daha düzgün olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yine hemen kutumuzda 256 GB dahili depolama, 16 GB RAM yazıyor ama bu 16 GB RAM'in hemen yanında arkadaşlar 8 artı 8 GB RAM diyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz son dönemde Android cihazlarında sanal RAM diye bir olay hayatımıza girdi. Sanal RAM ne? SSD kaliteleri artık çok üst seviyelere ulaştığı için neredeyse RAM kadar hızlanmış durumdalar. Dolayısıyla cihaz üreticileri SSD'nin dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak cihazlarda kullanabiliyorlar. Burada mesela 8 GB kendi RAM'i var cihazın. 8 GB'da SSD'den alıyorsunuz ve cihazın RAM kapasitesini 16 GB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Ama kafanız karışmasın. Dediğim gibi cihazın kendi RAM'i 8 arkadaşlar. SSD tarafından da 8 GB'lık RAM alıp bunu toplamda 16 GB RAM'e çıkartabiliyorsunuz. Burada 45 Watt All Round Fast Charge diyor. Zaten içerisinden şarj adaptörü çıkıyor arkadaşlar. 45 Watt'lık bir şarj kapasitesine sahip telefon. Bizim bu telefonu şarja taktığımızda kaç dakikada doldu? Yarım saatte arkadaşlar %50'yi geçiyor. Bu da gerçekten önemli. Acil bir işiniz olduğunda 10 dakika falan şarja taksanız tüm gün kullanımınızı çıkartacak bir pil süresine erişiyor. Bu da gerçekten bizler için çok önemli. Cihazın içerisinde arkadaşlar Helio G99 yonga seti mevcut ve bu yonga setini Android 13 işletim sistemi destekliyor. 6 nanometrelik bir yonga seti, çok fazla ısınma, donma, kasma vesaire yapmıyor arkadaşlar. Yani biz bununla birkaç tane oyunda denedik, mesela Call of Duty Mobile olsun, PUBG Mobile olsun. Bu tarz oyunlarda herhangi bir zorlama vesaire yapmadı. Hani zaten kılıfla kullandığınız zaman şöyle tuttuğunuzda elinize hiç ısınma hissiyatı vesaire gelmeyecektir. Dolayısıyla oyun tarafında cihazın son derece İyi bir performans sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Eğer ya ben oyun için böyle bir telefon almayı düşünüyorum diyorsanız bunu alabilirsiniz. Bir de burada önemli bir teknoloji var arkadaşlar bunda. Mesela telefonunuzun şarjı azaldı. Direkt olarak şarja taktığınız zaman şarj hemen bataryaya gitmiyor. Bir kısmı güç olarak kullanılıyor telefonda, bir kısmı bataryayı dolduruyor. Yani batarya aynı anda dolup aynı anda boşalmıyor ki bu da batarya sağlığını önemli derecede etkileyen bir faktör diyebiliriz. Evet. Genel itibariyle baktığımız zaman telefonun teknik özellikleri tatminkar derecede ve oyun için ben bu telefonu almak istiyorum diyorsanız gerçekten oyunculara özel bazı teknolojiler barındırıyor. Az önce bahsettiğim şarjı direkt olarak kullanması gibi. Bu da telefonun performansını arttıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki ben bu telefonla da güzel fotoğraflar çekebilir miyim diye sorarsanız hemen kamera özelliklerinden de size bahsetmiş olalım arkadaşlar. Bu cihazda dediğim gibi 3 tane kamera yer alıyor. 64 megapiksellik bir geniş açılı kameramız var. Ona 2 megapiksellik derinlik kamerası eşlik ediyor. Ve bir de VGA kameramız mevcut arkadaşlar. Bu telefonla 30 FPS'te 1440 piksellik videolar çekebiliyorsunuz. Eğer ben 60 FPS video çekmek istiyorum diyorsanız o zaman çözünürlüğü 1080p'ye düşürmeniz gerekiyor. Dilerseniz şimdi bu cihazla çektiğimiz fotoğraf ve videolarla sizleri baş başa bırakalım. Bakalım telefonun fotoğraf kalitesi nasılmış.
Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Infinix Note 30 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. 2K bir çekim yapabiliyor. Yani şu anda yüksek çözünürlüklü bir ön kamera video performansına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu kağıt üzerindeki değerler. Yani bu size nasıl gözüküyor? Siz yorumlar kısmında belirtin. Ses performansı bu şekilde. Arkamızda E5 var. Hatta şöyle yakınlaştıralım. 2x'e kadar yakınlaştırabiliyoruz. Yani gürültülü bir ortamdayız. Sesimi net bir şekilde duyuyorsanız Infinix Note 30 modelinin ön kamerasında mikrofon performansının gürültü engelleyicisi başarılı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Peki siz bu performansı nasıl buldunuz? Evet, Infinix Note 30 modelinin arka kamerasındayız. 2K çekim yapabiliyoruz. Şöyle zoomlayalım. En fazla 12 zoom yapılabiliyor. Ve performans da bu şekilde, yani netliği de bu şekilde arkadaşlar. Bir yandan da şöyle yürüyerek çekelim. Bakalım herhangi bir sarsıntı önlemi oluşuyor mu? Görünürde ufacık da olsa bir sarsıntı oluşuyor. Onun dışında performans bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak cihazımız güzel arkadaşlar. 5000 mAh'lik pil, 6 nanometrelik Yonga seti, 64 megapiksellik ana kamera. Hani göze hoş gelen bir tasarım. Baktığımız zaman hani özellikleri orta seviyede güzel özellikler ve fiyatı da güzel arkadaşlar şu anda. 10.500 Türk lirasına satılıyordu biz bu videoyu çekerken. Ama hani videoyu yayın aldığımız tarihinde yine bir vergi artışı olmuştur. Dolar almış başını gitmiştir. Telefonun fiyatı değişmiştir. Bunu tabii ki kestirmek çok zor. Özellikle de şu anda Türkiye'de yaşıyorsanız herhangi bir şeyin fiyatını kestirmekte gerçekten çok güçlük çekiyorsunuz. Çünkü bir ertesi güne uyandığınızda ekonominin nasıl olacağı gerçekten belli değil. Dolayısıyla biz de hani ileriye dönük tahminler yürütmeyelim ama halihazırda asgari ücret 11.000 Türk lirasını aşmışken bu telefonun 10.500 liraya satılması gerçekten olumlu. Neden? Asgari ücretin altına satın alabileceğiniz bu özelliklerdeki telefonlar çok sınırlı. Dolayısıyla içinden şarj adaptöründen tutun kulaklığa kadar her şey çıkıyor. Bu noktadan baktığımız zaman Infinix Note 30'un gerçekten fiyat performans telefonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizlere son olarak söyleyeceğim şu: YouTube kanalımıza abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere de. Hoşçakalın.